Merhaba değerli öğretmenler. Bugün itibariyle sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav rehberi açıklandı. Lakin rehberlik edemeyen bir rehberle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Aslında baktığımızda 9-10 aydır bakanın mücadelesinde bahsettiği hususların bu rehberde tam olarak görünemediğini fark ediyoruz ve bunu anlıyoruz. Çünkü hep iddialar şu yöndeydi. 45 dakikalık bir ders anlatılacak ve bu süreçteki anlatım değerlendirilecek. Yani onların iddiasına göre öğretmenlik mülakatı öğretmenlik becerisi sergilenerek ortaya dökülecekti. Ancak kılavuzu incelediğimizde ki daha önceden sorulmayacak dendiği halde yani sınav kapsamındaki bazı konular eğitim bilimleri ve genel kültürden yine soruların olduğunu bu rehbere göre anlamaktayız. Aslına bakarsanız önceki mülakat rehberiyle çok bariz farklılıklarda. da içermiyor. Tabi akıllarda bir tane soru en çok merak edilen de belki o. Sınav anında yani sözlü sınav anında burada hangi alanlardan sorularla karşılaşacağız? MEB'in yayınladığı rehbere göre yine genel kültür sorusu olacak. Eğitim bilimleri sorusu olacak. Bir de Burada alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması diye bir ifadeye yer verilmiş. Ama buradan anlayacağımız bir ders anlatımı mı derseniz ben bunu daha çok şöyle yorumlayabilirim. Orada bir kazanım verilecek öğretmene komisyon karşısında ve bu kazanımla alakalı bir ders planlaması kafasında istenecek muhtemelen ve bu planı örneklerle anlatması istenecek. Yani dedikleri gibi 45 dakikalık bir öğretmenlik mesleği becerisi sergilenip buna göre bir değerlendirme yapılmayacak. Ha özetlemek gerekirse ne demek gerekiyor burada? Esasen önceki kılavuzdan çok bariz farklılıklar barındırmıyor. Sadece o derse ilişkin bir kazanıma yönelik bir kurgusal ders planını öğretmenden anlaması, anlatması istenecek. Baktığımızda da hocam ne olacak bu durumda diyebilirsiniz. Pek çok soru beraberinde geliyor. Yani bunların açıklanması gerekiyor. Komisyonda her branştan öğretmen olacak mı? Ya da öğretmenler branşlara göre mi komisyonlara yönlendirilecek? Çünkü baktığınızda her branşın komisyonu, yani ki o komisyondakiler de özünde öğretmen olduğunu düşünürsek kendilerinin bir branşı olacaktır. Her branşın kazanımına yönelik ders planını e, muhakeme edemeyebilirler gayet doğal olarak. Yani komisyondakiler diyelim ki fen bilgisi öğretmeni, beden eğitimi öğretmenliği ya da sınıf öğretmenliğinden gelmiş olsunlar özlerinde karşılarında bir İngilizce öğretmeni var ve bir kazanım çekildi. Bununla ilgili bir ders planı kurgusu anlatıldı. Komisyon bunu nasıl değerlendirecek bunu bilemiyoruz. Ha, tabii şöyle bir olasılık da var. E, ee, bu sözlü sınava girecek öğretmenlerin komisyonlarını spesifik hazırlayabilirler. Yani belli komisyonlar belli branşlardan oluşur ve branşına göre öğretmenleri yönlendirebilecek olabilirler. Böyle bir tasarım da olabilir. Bunu süreçte anlayacağız. Ha bunun da çok konuşmaya gerek yok hocam. Nasıl açık kapatılır, nasıl yanlış düzeltilir diyebilirsiniz ama deveye sormuşlar neden boynun eğri diye. O da demiş ki: "Nerem doğru."